9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 162 Türkiye'nin bulunduğu Anadolu Yarımadası, insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biridir. Geçmişten bu yana birçok medeniyet bu alana yerleşmiştir. Günümüzde Türkiye'nin doğal ve beşeri faktörleri, ülke genelinde yerleşmelerin özelliklerini ve sıklığını etkilemiştir. 1. Türkiye'nin bulunduğu alanın geçmişten bu yana yerleşim alanı olarak seçilmesinin sebepleri neler olabilir? Cevap: Ilıman iklim kuşağında yer alması. İklime bağlı olarak tarım ürünü çeşitliliğinin çok olması. Su kaynaklarının bolca olması. Çok verimli topraklara sahip olması. Kara ve deniz ticareti yollarının üzerinde olması. Coğrafi durumunun, yeryüzü şeklinin uygunluğu. Yerüstü ve yeraltı kaynaklarının zengin olması nedeniyle tercih edilmekteydi. 2. Türkiye'de yerleşmeler hangi doğal ve beşeri özelliklere sahip alanlarda yoğunlaşmıştır? Cevap: Türkiye'de yerleşim yerlerinin belirlenmesi doğal ve beşeri özellikler etkili olmaktadır. Ülkemizin coğrafyası bazı bölgelerde yerleşmeye elverişli olsa da bazı bölgelerde yerleşmenin sınırlı olarak kalabileceği gibi elverişli değildir. Yerleşmelerin doğal etkenlerden etkilenmesi coğrafi özellikler nedeniyledir. Beşeri etkenlerden etkilenmeleri de geçim kaynakları nedeniyledir. Türkiye'de yerleşmeler doğal ve beşeri özelliklere sahip alanlarda yoğunlaşırken, iklim, yeryüzü şekilleri, toprak özellikleri ve bitki örtüsü bakımından elverişli yerlerde ve geçim ve doğal kaynaklar olarak ulaşımın, sanayinin, tarımın elverişli olarak yapıldığı yerlerde yoğunlaşmıştır. Bir bölgede nüfusun yoğunlaşması doğal ve beşeri etkenlere göre şekillenmektedir. Bu da yerleşme alanlarının sınırlanmasının önüne geçmektedir. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.